Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle Kent 19 TV olarak mikrofonlarımızı Çorumlulara uzattık. Konuştuğumuz vatandaşlar Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili memnuniyetlerini dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ilettiler. Bugün Ayasofya açıldı. İlk duygularınızı alalım. Neler hissediyorsunuz? Çok memnun olduk. Allah kabul etsin. Allah onlara yardım etsin. Açılanlara. Camilere, şeylere Allah yardım etsin. Düşmana fırsat vermesin. Polise, askere ferguat versin. Bugün İstanbul'da olmak ister miydiniz? Ayasofya'da ilk namaza katılmak ister miydiniz? Tabii, gitmez olur muyduk? Aha, yine burada gidecek, yine dua edecek. Allah yardımcı olsun, açılsın. Öncelikle sebebinden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı da uzun ömürler versin. Gurur ve şerefle bunu torunumuzla torbamız sonuna kadar dalgalandıracak yani. Çaremiz yok. Allah'tan başka dostumuz yok. Gurur duyuyoruz. Bugün Ayasofya 86 yıl sonra açılıyor. Ve ilk cuma namazı kılınacak. Buradan duygularınızı alabilir miyiz? Evet, çok mutluyuk. Allah razı olsun açanlardan, emeğe sarf olanlardan. Çok mutluyuk. Türkiye sağ olsun, var olsun. Başta reisi cumhurumuz da olmak üzere. Allah hepimizden razı olsun. Buradan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a neler söylemek istersiniz? 86 yıllık hasret bitti. 86 yıldır hasreti kalan Ayasofya'yı bugün açmıştır. Çok mutluyuk. Ona çok çok teşekkürler ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Bugün Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açılıyor. Buradan ilk duygularınızı alabilir miyiz? Alabilirsin. Allah razı olsun Başbakanımızdan. Başbakanımız dünyada bir tane lider. Başka değil. Çok mutluyum. Allah bir özel bin defa razı olsun. Allah uzun ömürler versin başbakanımıza. Hayırlı olmasını temenni ediyor. Sahip çıkıyor. Yoksullara, fakirlere, herkese sahip çıktığı için daha böyle bir lider yok. Gelmedi. Karşınızda şu an Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olsa neler söylemek isterdiniz? Allah razı olsun derim. Allah uzun ömür versin derim. Ne diyeyim başka? Bugün Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açıldı. Buradan ilk duygularınızı öğrenebilir miyiz? Vallahi çok sevindik. Gayet güzel. Mutluyuz yani. Buradan 86 yıl sonra bu hasreti bitiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a neler söylemek istersiniz? Vallahi Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyorum. İyi ki vardır. Yani iyi ki de bizim Cumhurbaşkanımızdır. Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açıldı ve bugün ilk cuma namazı kılınacak. Buradan ilk duygularınızı öğrenebilir miyiz? Kurban oldum, Allah sonun hayra gelsin. İnşallah çok iyi olur. Bütün Müslüman aleminin için çok iyi olur. Başka bir şey ne yapacağım? Keşke yakın olsa da biz de geçsek. Bu hasret bitti bugün. İlk cuma namazıyla. Duygularınızı alalım. Sağ ol. Allah razı olsun. Ne güzel bir şey. Açıldı. İbadet yerimiz. Allah razı olsun. Açandan da açtırandan da. Evet. Bu kadar. 86 yıllık hasrete son veren Recep Tayyip Erdoğan'a buradan neler söylemek istersiniz? İyi şu adam. Şu an karşınızda olsa. İyi adam. Allah razı olsun. Adam çok zorlu adam. Recep Erdoğan adam dünyaya hükmediyor. Allah razı olsun adam. Türkiye'yi bırak. Adamın hakkı ödenmez. İyi adam adam. Allah dursun dursun ömür versin. En mutlu günüm bugün. Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan'dan. Bütün dünyayı salladı. Bundan önceki iktidarlar, komutanlar, başbakanlar hiç kimse bunu yapamadı, beceremedi. Allah benim ömrümü Cumhurbaşkanıma versin. İşte dünyaya adını duyuran, hiç korkmadan benim ülkeme kimse karışamaz deyip İstediğini yapan en başarılı hükümet bu hükümettir. Böyle hükümet bulunmaz. Allah yolunu daim eylesin. Bundan sonra daha iyi olacak inşallah. Bütün gavur ülkeler bizden korkacak. Müslümanlarla birlik beraberlik olacak. İşte böyle bir adam çıkıyor ki herkes onun yanında yer alacak. Onun için çok mutluyum bugün. Allah razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Vallahi ilk önce gözlerinden öperdim. Böyle bir lider bulunmadı. Gelmedi, geçmedi. Hiç bu zamana kadar gözlerinden öperdim. Benim ömrümü ona versin derdim. Çünkü ben işe veremez bir adam. Benim ömrümü ona versin ki. Hiç olmazsa bir işe yarar.
Ama hükümetimizin de arkasında durmalar lazım. Çünkü bak her işi başarıyor. Yapacağım dediği işi yapıyor. Korkmuyor. Şimdi düşürken ne dedi? Siz bunu yapamazsınız dedi. Yapamazsın anlamı demek ki bunun altında bir niyet var. Ben dedi yapacağım. Yani özgürlüğümüzü kanıtlamış oldu. Yapamazsınız tabii, dediklerinde. Özgürlüğümüz kanıtlamış. Kimse bize karışamaz. Biz sizler üstünüz dedi. Hiçbir ülkeden de korkumuz yok evvel Allah. Biz Türk milleti Allah Allah deyince hiç aşamayacağımız dağ yoktur. Alamayacağımız ülke yoktur. Bunu böyle bilsinler. Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi artık dünya beşten büyük olduğu kanıtlandı. Aynen öyle. Beşten büyüktür. İşte bunu takdir ettik. Gördük gözümüzden. Bundan sonra herkes aklını başına alsın. Yoksa Recep Tayyip Erdoğan vallahi bakmışın ansızın geliriz der ya. Ansızın istediği ülkeye gideriz. Silahımız da bol. Arkasındaki Türk milleti daha çok. Allah Allah deyince biz bak 15 Temmuz'da tankın altına yatmış adamık. Onlar silahtan kaçtı. Biz ölüm bizim için Müslüman için cennet bilen insanlarız. Müslüman insanlarız. İnancımız bu. Biz vatanımızı kimseye vermeyiz. Bayrağımızı vermeyiz. Bu bizim kanımız, kanımız. Kanımızı vermeyiz arkadaş. Ölürüz vermeyiz. Öldük de. Yine ölürüz. Bin kere ölürüz. Bu vatanı kimseye yedirmeyiz.